Bu ne? Nevşin Mengü Zamlar diye bir belgesel sanırım. Bakalım. Benim Türk halkına pek bir saygım yoktur. Besim Tibuk. De Kenan Evren'in bir tane sözü vardı ya. Demokrasiyle alakalı unuttum. Biz İsveç değiliz, Norveç değiliz falan yapıyordu. Bu video sürpriz son mu? Bilmiyorum bakalım. Ah be dayılar, ah be dayılar. Elektrikte, doğalgazda, benzinde, gıda ürünlerinde her Bilmiyorum, şeyde Bevki zam var. atsana bakalım. Zamı olmadığı bir yer yok ki. Peska, teşekkür ederim Yakında desteğin için. nefesimizde bile olacak. Zamlar bizi zorluyor mu değil, herkesi, toplumun her kesimini zorluyor. Ve bu zamlar insanları gerçekten yaşam kalitesini düşürdü, gerçekten canından bezdirdi. Zamlar yakmış geçirmiş bizi, ne düşünebiliriz ki? Elektrik, doğalgaz, her şeye zam. Ya oğlum, böyle yapımlar gerçekten önemli arkadaşlar. Çünkü eğer televizyon izleyeyim derseniz yani ne görebileceğinizi tahmin ediyorsunuzdur. O yüzden böyle yani en azından internet üzerinde içerik üreten insanların farklı farklı benzer içerikleri üretmesi bence güzel. Çünkü gerçekten sokağın sesini duyabiliyorsun en azından. Maalesef bizi bırakın ezdirmeyi, ayaklar altına alıp ezdi, kül etti. Şu anda gelirlerimiz aynı. Fakat elektrik, doğalgaz, benzine yapılan mazot, akaryakıta yapılan zamlar neredeyse %100'e. Yo, %100'ü geçti hatta. Geçen yıl doğalgaz fiyatı 1,99'muş. Şu anda 2,33 olmuş Türkiye'de. Tamam, gelebilir de mini mini gelmiş. Ama maalesef biz de hepsini reddediyoruz. Hepsini kabul ediyoruz. Bir tane buna Mini mini. efendim, bunu böyle şey yapıyoruz. Mini mini zamları umuyorum ki faturalarınızda görüyorsunuzdur arkadaşlar. Sayın AK Partili vekilin söylediği gibi. Mini mini zamlar. Mini Alıştık, mini zam. alıştık. Minicik. Her şey alıştık. Zamcık. Başka bir şey yok. Dediğim gibi Kazakistan'da kadar zam yazdı diye bak yerinden oynadı. Tepedekiler var aşağı itiyor. Valla buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bu şekilde devam etmez. Bir Kazakistan'da bir doğalgaza zam geldi diye görüyoruz. Ülkeyi yıktı yaktılar. Biz susup oturuyoruz. Her şeye artık eyvallah diyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Eyvallah ya da işte Allah hakkımızı hayırlısını versin. Allah Amin. Ne yapsın ya, ne yapsın? Hepimize akıl vermiş, fikir vermiş. Allah'ın yapacağı bir şey yok bunda. 2000 lira maaş alıyorum ben. Bunların yarısı benzine gidiyor zaten. Kullanırsam arabayı ama şu anda kullanmıyorum. Gelen zamla mesela ben tek başıma yaşıyorum mesela. Ama bana yetmiyor. Yetmediği için de çocuklarımın yanında kalıyorum. Ne benzine, ne doğalgaza, ne hele marketlere hiç yetiştiremiyorum. 706 lira doğalgaz gelmiş. Elektrik gelmiş 270 lira. Yani benim aldığım maaş 3000 lira, 3100 lira. O geçen aydı. Sen bu ay gör Yesen asıl bu. bombayı Ev abi. kirası, elektrik parası, su parası, Maalesef. telefon parası. Valla bence biraz çok şey oldu yani bu zamlar hakkında ben de karşıyım yani. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Çünkü ithal ediyoruz sonuçta bunu. Hem bu elektriğe, doğalgaza, suya gelen ek masrafların yanında doğal olarak okul masraflarımız da biniyor üzerine. Bunların hepsi ailemize gerçekten yük bindiriyor aslında. Doğalgazımız kombide bozuldu. 1,5 milyar tamire verdik. Bugün gene bozuldu. Şimdi 1,5'ta gene gelip alacaklar. Ne oldu benim maaşım? 2,5 milyar alıyorum. Rabbimden hepinize sağlık, huzur, Ya afiyet, yüce adam. esenlik niyaz ediyorum. Bir de güllük gülistanlık gösteriyorlar Türkiye'yi. Vallahi görüş olarak söyleyeyim, ben perişanları oynuyoruz. İki katına yükselecek gelen ücretler. Tek başıma yaşıyorum. Geçen ay 303 geldi. Hiç yakmıyorum. Sabah çıkıp akşam evime geliyorum ve 63 yaşındayım. Ben hala çalışıyorum. Emekliyim aynı zamanda. Bu ay herhalde 1000 lira gelir. Elektriğim 70-80 geliyordu. Bu ay herhalde 150-200 lira, belki 300 lira gelecek. Çok zor şartlarda yaşıyoruz ve geçinemiyoruz. Ben şu an doğalgaz kullanmıyorum mesela. Doğalgaz yakmıyorum hiçbir şekilde. Ekstra bir ısınma söz konusu kesinlikle değil. Belli bir rutinde yakıyoruz ve buna rağmen yetişmiyor. 3000 lira maaş alıyorum. Aldığım maaş bana yetişmiyor. Yetişmiyor. Yani emeklilerin yaşamasını istemiyorlar, benim düşüncem bu yani. Çünkü zamlar sürekli kaşığıyla veriyorlar, kepçeyle geri alıyorlar. Bu da bizi tabii ki inanılmaz zor durumda bırakıyor. Ev kira, torunlarım var, hasta torunum var bir de. Gerçekten diyorum,
Çölyak hastası çocuğum. Ona yardımcı olmak zorundayım. O nedenle de örgü örüp bebek satıyorum yani. Birazcık destek olayım diye. Gerçekten zamlar bizi perişan ediyor yani. Yani bu hayat şartlarında bir insanın tek başına bile yaşaması çok zor. Hele maddi sıkıntılarda olduğunda daha zor oluyor. Vallahi zamlar tabii biraz bize fazla yüklü geldi. Her istediğimizi alamıyoruz. Hani gene biz halimize şükür ama bizden daha aşağılarını üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Biz de çok yukarı değiliz. Elektrik de çok zamlı oğlum, bak kapattım. Kapattım, kombiyi kapattım. Akşam da kapattık, yattık. Elektrik de yanmasın, doğal gaz da yanmasın diyerek. Yazık değil mi bu halka? Yani eve gittiğim zaman ailem için ben her gün elektrik ya bugünle... Ya şey diyorlar yani, her şeyin lüksünü almayı ver falan diyen gerçekten akılsız artık bu insanlar var ya. Yani elektrik ve doğalgazı kapatan insanlara fazla para harcamamak için her şeyin lüksünü almayı ver diyen bir kafa da var. Yani. Bu kadar zam geldi. Doğalgaza bugün ne kadar zam geldi diye bakmak istemiyorum. Yani eve gittiğimde aileme çok zam gelmesin, elektrik faturası çok gelmesin diye ışığı kapatmaktan da sıkıldım. Yani bu sıkıntılar bizi çok büyük yıpratıyor. Hani beni geçtim, ben daha çocuğum yani, çok bir masrafım yok. Ama ailem burada yorulduğunu ben artık hissedebiliyorum yani, bunu görebiliyorum. Sürekli daha az kısık şekilde doğalgaz yakıyorlar. Kombiyi daha az açıyorlar ve o şekilde ödedikleri doğalgazın miktarını azaltmaya çalışıyorlar. 4250 zam yapıldı ama kiralar pahalı. Elektrik, doğalgazlar yüksek geliyor. Ondan sonra işte çocuklar okuyor. Olmuş parası yüksek. Markete gidiyor, 300 lira satış yapıyor, o fakirlik bir şeyler alıyor. Yani hayat şartları bayağı zor yani, bayağı zor. Yani ailem için çok üzülüyorum. Hem bir yandan bize bakmaya çalışıyorlar, bir yandan masraflarla boğuşuyorlar. Bu zaman gerçekten bizim için çok kötü oldu. Doğal gaz söylemesi bu ay 720 lira geldi. Oo. Elektrikte 297 lira geldi. İkisi 1000 liraya yakın. Ben emekli maaşıyla doğal gazı, elektriği, suyu, ulaşımı, geçimi sağlamak zaten mümkün değil. Bunu hoş görmek de mümkün değil. Dünyanın en pahalı benzinini, en pahalı elektriğini, en pahalı doğalgazını kullandığımız söyleniyor. Basından izliyoruz. Bunlar hoş şeyler değil. Yani bu insanları isyan noktasına getirmiş artık. Bu böyle olmamalı. Sorun gaz değildir, elektrik değildir. Genel olarak Türkiye'de yaşayanların sorunları vardır. Benim amacım bütün, yani baştakiler kim olursa olsun, bu fakir fukaraların artık aşine ekmeğine el koymasınlar veyahut da yardımcı olmaya çalışsınlar. İşçi, memur, emekli yılda iki kere zam oluyor ama her ay yani elektriğe... Burası Ankara sanırım değil mi? Zam var. Doğalgazı yakmıyorum mesela. Kızıma geliyorum, damatlarıma gidip kalıyorum. Çünkü yetişemiyorum, aldığım maaş yetmiyor. Ben emekliyim. Ay artı ek iş yapmaya çalışıyorum işte. Emekli olmadan... Oğlum çok kötü bir durum. Evinde ısınamadığın için başkasına gidip kalıyorsun. Ne kadar oğlun kızın olsa da. Ticaret yani. Yapıyorum. Öyle ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yani yeterli gelmiyor yine de. Doğalgaz çok etkiledi bizi. Yani geçen seneyle bu sene arasında %100'ü geçti herhalde ödemelerimiz. Sonra elektrik, korkunç şeyler, faturalar gelmeye başladı. Ve bundan sonra da ne kadar geleceği de belli değil. Ya bana 500'e yakın bir fatura geldi. Elektriğe benim bildiğim kadarıyla %127 zam geldi. 150 kilovatı aşarsa ikiye katlayacak. Nasıl geçineceğiz? Nasıl? O zaman karanlıkta oturalım, doğalgaz yakmayalım. Elektrik ocağı yakamayız. Soğukta oturalım. Başka ne yapacağız? Elektrikten doğalgaza ve toplu taşımaya herkesin günlük hayatta mecburen kullandığı... Herkes birbirine sarılırsa eğer ısınabiliriz. Böylece hem aramızdaki buzları da eritmiş oluruz. Birbirimize daha fazla yakınlaşırız. Bir toplum olma bilincine kavuşuruz. Hem de doğalgaz faturasını az öderiz. Yakında böyle bir açıklama yapılır. Ve şaşırmayız muhtemelen. Böyle savun... Ya aranızdan biri şunu diyebilir mi? Hayır, kimse böyle bir açıklama yapmaz. Kesin yapılır yani. Birinin aklına gelmesi yeterli. Net yapılır. Maddeye yüklü zamlar açıklandı. Yani memura o kadar bir zam yapıp, o kadar dedim de çok bir şey değil. Enflasyonu zaten bittik. Doğalgaza, elektriğe bu kadar zam yapınca o para zaten eriyor. Dolar da belli. Yani ülkenin durumu bence şu an çok kötü ya. Bir yere gitmiyor.
Benim şu andaki almış olduğum zam yani %25.5. Yani verdikleri gibi ertesi gün gitti. Bunun karşılığında elektrik, doğalgaz ücretlerinin malumu %50'nin üzerine gelen zamlara karşı haliyle zorlanıyoruz. Bu bakımdan vatandaşın sesini duymayan iktidara bizim lafımız olsun, sözümüz olsun ki bunları görsünler. Vatandaşın sesine kulak versinler ki bizi enflasyona ezdirmeyen, söz veren kişiler bugün maalesef bizimle dalga geçiyorlar. Doğalgaz şu an hiç yakmıyorum. Önceden kısık derecede yakıyordum. Belli bir 30 derecede yakıyordum. Şimdi hiç yakmıyorum. Çünkü onun boruyu ısıtması bile benim için masraf. Ayda 400-500 lira. Bak bir arkadaşımız diyor ki 1+1 evde öğrenciyiz. 2 kişiyiz. Televizyon falan yok. Elektrik 250 lira geldi. 250 lira evet çok değerli değil liramız maalesef ama bugün Türkiye'de yaşayan özellikle bir öğrenci için de az para değil abi. Ne yapacak bu adam anasını? Bana kesin 1500 falan gelecek ya. Ben bir önceki evimde elektrikle ısınıyordum. Böyle elektrikli ısıtıcılar vardı. Onunla ısınıyordu ev. 500 lira falan ödüyordum. Eğer ki bugün o evde yaşıyor olsam Allah muhafaza. Allah hayır ya, bu bir dua değil. Hani olsa ne olurdu kim bilir. Neler yaşardık kim bilir. En az 2000 bu arada, en az. Elektrikte bütün elektrikli malzemelerimi akşam çekiyorum evimde ve iş yerimde. Elektrik tüketimini tamamen düşürmeye çalışıyorum. Yani suyu kullanmak durumundayız. Ben 1974'te memurdum. 1865 lira alıyordum. O zaman 100 gram altı alıyordum. 65 lira da artıyordu. Ne kadar enflasyona düşün bu dolara. Bu ay yeni yaktım ben. Bak şöyle diyeyim. Geçen ay sadece bir oda yandı. 5 üzerinden 3'te falan yandı oda. Hani full açık değildi. 250 mi ne şey ödedim doğalgaz. Sadece Altair'in odası yanıyordu ve o da yarım yanıyordu dediğim gibi soğumasın içerisi diye. Onun dışında hiç yakmadım. 250 lira falan geldi. Bu ay ne kadar gelir kim bilir. Bu ay yaktım bir iki odayı. Vallahi ödemek istemedim çünkü. Doğalgaz da girecek yani. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz ne yaşıyoruz oğlum? Harbiden böyle her şeyi üst üste koyup şöyle bir bakınca ulan ben yaşıyor muyum falan oluyor insan ya. Şimdi gelip köpeğine özel odam var sus derler. Köpeğimin özel odası değil ki, odam var, köpeğim orada kalıyor. Hayatta kalma modu. Ne kadar? Biz mahvolmuşuz. Hayatımız kaymış. Hastalığa kalmışım, dertlere kalmışım. Şimdi ilaç almaktan ilaç alayım, ilaç bulamıyorum. Elektrikten gaz 1000 lira. Elektrikten gaz 1000 lira. Ya su gelmedi. Şu anda elektriğe %50'nin üzerinde, doğalgaza %70'ler. Bunlar bizim bildiklerimiz. Bir de bilmediklerimiz zamlar var ki aldığınız faturada gördüğünüz ödemeleri herkes bilir. Bu gizli zamlar dediğimiz. Yani 50 lira harcıyorsanız doğalgazı mutlaka 75-80 lirada vergiler dahilinde diyorsunuz. Bunun altından vatandaş nasıl kalkacak? Tok acın halinden bilmez oğlum. Aç da hiç yokun halinden bilmez. Aldığım işte şu 100 lira. Nohut, yumurta. Başka bir de zeytin. Başka bir şey yok. Çekirdek var bir de. Daha bir de çocuklarımız var, okuyan torunlarım var. Üniversiteye gidiyor, birisi liseye gidiyor. Oğlum da çalışıyor, gelinim de çalışıyor ama yetmiyor. Paranın şu an hiçbir değeri yok. Yani bu yapılan zamın kesinlikle hiçbir değeri, katkısı olduğunu sanmıyorum. Büyük firmalara giderseniz insanlar marketlerde sayıyor. Bir tane mi alsam, iki tane mi alsam? Yani kiloyla falan alma diye bir şey kalmadı artık. Çok zor şartlar, geçim çok zor. Gerçekten Allah dışarıda yaşayana şu kış ayında yardım etsin. Geçinmek artık aslanın midesine kadar inmiş vaziyette. Elektrik geliyor, bir şey yakmıyorum. Gerçekten yaktığım bir televizyon arada bir bakarsan. Şu anda yetmiyor ki yani. Ev kirası, doğalgaz, elektrik parası, su parası, telefon parası bitiyor. Niye? Benim oğlum, çocuklarım gelmeyecekler mi? Torunlarım gelmeyecekler mi? Kızlarım gelmeyecekler mi? Benim evim misafir gelmeyecek. Ben misafiri kabul edemiyorum ya. Vallahi bir markete gidiyorum inanın. Bir seferinde şöyle 300 lira falan, 350 lira bir malzeme alıyorum. Hani yiyecek ama şöyle eve gelince bir bakıyorum. Allah Allah diyorum, bu yanlış mı oldu acaba? Evet. Ben bu kadar para ödedim. Bunu yaşamayan kimse yoktur oğlum. Yani bunu yaşamayan, yani
Alıyorsun böyle bir şeyler aldın, bakıyorsun işte ne kadar, 400 lira. Ödüyorsun, eve bir geliyorsun, lan bu mu 400 lira falan oluyor insan böyle. İki poşet şey, üç poşet şey, aga falan oluyorsun. Ya 100 liraya aylık alışveriş yaptığımı hatırlıyorum ya. Bir de diyorlar ki bize yaşınız yetmiş. İşte bak ne kadar kötü. Yaşım düşün, 23 yaşındayım ve 100 liraya aylık alışveriş yapabildiğimi hatırlıyorum. Bugün ne kadar yapılır Allah kerim yani. Bir aylık. Ama bu nedir? Bize ne lazım biliyor musun? Bak aynısını yıllardır söylüyorum. Kim yazmış onu? Samet. Abi bizde de şeye geçeceğiz. Avrupa'da bazı ülkelerde yapılıyor. Vergi fiyatta yazmayacak. Tamam mı? Mesela ürün ne kadar? Atıyorum ki bunun nedeni 5. Vergisiz. 5 lira. Bunun nedeni 10. Vergisiz. 10 lira yazacak. Biz kasaya gideceğiz. Ne kadar vergi ödediğimizi kasada öğreneceğiz. Üst ek olarak vergi ödeyeceğiz ki bizim vergi ödeyen insanlar olduğumuzu ve bunun karşılığını aldığımızı anlayabilelim toplum olarak. Yoksa böyle bu bedava, şu bedava. Yarak hiçbir şey bedava değil lan. Su alsan ödüyorsun parasını ya. Vergi olarak. Ya adam yani şuraya şu kadar asfalt atısı el içi kadar, sen onun parasını ödüyorsun zaten abi. Hiçbir şey yukarıdan gelmiyor. Bizde maalesef vergi bilinci yok abi. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla, değil mi? Bedava zannediyoruz. Bunun için böyle ödeyeceksin. Her şey vergisiz yazacak. Vergiyi kasaya gelince bir göreceğim böyle, vay anasını olacaksın ki aklın başına gelsin. Siyasetçiden ne beklediğini bil. Herkes için geçerli bu arkadaşlar. Sadece bir güruh için değil. Başına kim geçerse geçsin bu ülkenin. Bizim bunun bilincinde olup ona göre beklentiler içinde olmamız lazım diye düşünüyorum. Noodle 4 lira mı oldu? Yuh, 75 kuruştu lan. Ben üniversitede yerdim. Yanlış. 7 gün oldu yatalı ve şu an 350 lira para kaldı içinde. Vallahi üzgünüm ya. Böyle bir şey yaşamak, ben de utanıyorum ya. Diyorum ki 80'lerde tamam evet vardı ama alım gücü de vardı. Ha bir de sebebini araştırın, neden? Neden? Ecevit Kıbrıs'a çıkarma yaptı. Amerika ambargoyu koydu. İster istemez zor günler yaşadık. Ama en azından alım gücümüz vardı. Enflasyon demek değil, onun adını değiştirmek lazım. Çünkü artık o enflasyonun da enflasyonu oldu. Biz süper desek tarif edemeyiz, siper desek tarif edemeyiz. Yani Mart ayında aldığımız malzemenin fiyatıyla şimdikinin arasında %80 fiyat farkı olan ürünler var. %50'nin altında olan yok. Yani bu hiç hoş bir şey değil. Bunlar tahammül edilecek şeyler değil. Enflasyon paketimizde golf topu var. Gerçekten insanların başına taş gibi yağıyor yukarıdan. 100 liralık mazot aldığım zaman 28 litre alıyordum. Dün aldım, 100 liralık aldım, 7.7 litre mazot aldım ya. Şu yani reva mı? Yani benzin biliyorsunuz, benzin %100'ün üzerinde bir artış var. Rezervatif 20 liradan 85 liraya çıkmış, biz seks yapmayalım mı? Abi bu gözler kondomların alarmlandığını gördü. Büyük bir markette bayağı kondomlara alarm takmışlar çalınmasın diye. Çünkü 100 lira bilmem işte 120 lira 110 artık ne kadar şu tam bilmiyorum da. Pahalı. O yüzden gelmişler hepsinin üstüne alarm takmışlar. Aynı şey bebek mamalarına da yapıldı. Bebek mamalarının alarmlı olduğu marketler var çalınmasın diye. Neden? Çünkü pahalı. Yakında ekmeğe de takarlar belki, bakalım. Yani 12 küsür liraları gördü, 13 liraları gördü. Benzine zam demek, hayatta her şeye zam demek. Ne kadar ki şu an? Dur bakayım. Geç. Oldu, çöktü mü? Ha. Kategoriler. Diyorum arkadaşlar. Cinsel sağlık. 99.90'a var. 10'lular var. Ha 20'li bu ne kadar? Ha, bu da 10'lu. Hepsi 10'lu. Sayıyorum. 73.90, 32.90, 32.90, 54.90, 62.90, 54.90, 59.90, 60 lira falan ortalaması. Yani abi bir sabah bir sürprizle uyanmak istemiyorsan eğer. 10'lusu 60 lira. Oğlum çok pahalı lan. Hayır tamam oğlum, bunun amacı seksle mücadele, başka hiçbir şey olamaz bunun açıklaması.
Bunun adı seksle mücadeledir. Yani böyle bir ekip kurulmuş ve bunun için çalışıyorlar belli ki. Ha şey diyenler var. E bunu ne çocuk yapalım o zaman. Yap da ebenin gör nasılmış, iyi miymiş. Hani çocuk yapmak bedava. Bedenin varsa, vücudun varsa, herhangi bir sağlık problemin de yoksa bedava yapması. Ama asıl macera yaptıktan sonra başlıyor. Maddi macerasından bahsediyorsan. Bir dene istiyorsan, arzu ediyorsan bir bak bakalım nasılmış. Demek zaten biliyorsunuz. Bir paket makarna 3 ay önce 4 liraydı, bugün baktım 8 küsür lira olmuş yani. Maalesef araba şu anda alacak güçte de değiliz. Benzinlere gelen zamlar araba alacak bizim motivasyonumuzu da bozdu. Araba alıp da benzin alamadıktan sonra araba almanın bir hükmü nedeni var mı? Yok, evet. Arabam da iyi olsa kontağı kapatıp beklemek zorunda kalacağım. Çünkü yola çıkmak için benzin lazım. Benzine gelen zamlardan hiç memnun değilim. 100 liraya 7 litre benzin alıyorum mesela. Ama hiçbir yere gidemiyorum. Kısıtlı bir şekilde kullanıyorum. Mecbur kaldığım sürece için kullanıyorum. Sadece hastane işlerimizde kullanıyorum. Benzin Türkiye gibi. İkisi bir ara araba alacaktı. Ya siktir git. Dalga geçiyor bir de. Ben onu da çok önce söyledim, almayacağım. Samimi söylüyorum, almayacağım. Yani hem şu an zaten kendi ekonomime uygun görmüyorum. Hem de olsam dahi, yani elimde çok diyelim ki ciddi bir para oldu ve araba almayacağım abi, bu para verilmez. Yani gerçekten arkadaşlar 1 milyon birimin sadece orta sınıf bir arabaya verilmesini hiç mantıklı bulmuyorum ve vermeyeceğim de. Yani bu saçmalık bence çünkü. Alacak olan yine alsın tabii ki. Herkesin kendi şeyini bağlar. Ekonomisini. Yani dediğim gibi elinde olsa bile bunun mantıklı bir hareket olduğunu hiç düşünmüyorum ya. Bir yerde çok pahalı. Halkımız bundan çok şikayetçi. İnşallah en kısa zamanda benzini biraz aşağı alırlar diye düşünüyorum. Alırlar abi, alırlar. Arabama ayda bir kere binebilirsem, o da çok özel bir iş olursa arabama biniyorum. Kullanmamaya çalışıyorum. Arabam yok maalesef. Bir de o olursa yandık. Su yakmıyor bu araba, benzin yakıyor. Neyle ödeyeceğiz? Zaten zor geçiniyoruz. Araba kullanmak bile lüks oldu şu anda. Güç yetmiyor artık, yani güç yetmiyor. Masraflarımız çoğaldı. Çalışıyoruz ama karşılığını alamıyoruz. 6 ay önce depoyu 320'ye fulluyordum. Şu an 740'a diyor bak. Fixif Passat satıyorum 100 binde 300 bin lira. Arabanın görmediği tek şey 2. Dünya Savaşı. Çünkü iş yok. Yani marketlerde insanlar dolu ama hep gözleriyle bakıyorlar. Boş poşetle çıkıyorlar. İnsanlar alışveriş yapamıyor. Kuzum sitemimiz çok. Hangi birini anlatayım bak. Kiram var, aidatım var, elektriğim, suyuydu, gazıydı. Yetiştiremiyorum yani, yetmiyor. Gerçekten açız diyecek kadar açız yani. Girin marketlere bakın. 4 kilo yoğurt 24-30-50 bin lira. Ondan sonra et zaten alamıyorum. Balık yiyemiyoruz. Karı kocayız. Biz perişan durumdayız. Ben daha elektrik parasını yatırdım, telefon parasını yatırdım, su parasını yatırmadım. Hiçbir şey yapamam çünkü para kalmadı. Vallahi her yerde. O internet paketlerine de deli zam geliyormuş. Bunu zaten geçen ay söylemiştim size ama tekrar bu yönde bir doğrulama aldım 2 gün önce falan. İçeride çalışan bir arkadaştan. Yani ilk defa yani yeni bir şeye geçiyorsan falan bayağı diyor zam geliyor diyor. Agam. İnternet paketlerini falan. ISS'lerin. Sanki düzgün bir hizmet sağlayabiliyorlarmış gibi bir de zam yapacak. Her yerden kısmayla. Yani şuraya girip de bir yani kafamıza göre tam alışveriş yapamıyor. Yapsak zaten yetmiyor. Ben ete bak gidiyorum. Az önce şurada balığa baktım gittim. İlaç alacağım tam olarak yazdıramıyorum. Her ilacı yazdıramıyorum. Perişanız yani anlayacağın. Berbat. Sadece her gün gidiyorum marketlere. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Bakıyorum göz banyosu yapıyorum. Önceden biraz daha nefes alıyorduk sanki. Ama şimdi o da yok. Her şeye zam, her şeye. Yatıyoruz zam, kalkıyoruz zam, her şeye zam. Yok şunlu yok bunla yani alamıyorsunuz yani, insanların alım gücü gerçekten düştü. Şimdiye kadar gördüğüm iktidar dönemlerinde bu kadar insanların darda ve zorda kaldığını görmemiştim yani. Yaşımız gereği 55 yaşındayım. Bundan 10-15 sene, 20 sene öncesi yani paranın hesabını yaptığımızı hatırlamıyorum. Şu an 1 liranın hesabını yapıyorum.
elektrik tabii çok zamlandı. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Kullanacağız. Çamaşır makinesini kullanıyoruz. Bulaşığı kullanıyoruz. Buzdolabı. Artık kullanmayacağız. İnsanlar... Ayda bir yıkanacağız. Yeni kurallar. Yaz. Kanun hükmünde kararname. Bu gece çıkıyor resmi gazetede. Ayda bir yıkanılacak. Vay efendime söyleyeyim ondan sonra. Çamaşır makinesini yıkamaya ne gerek var? Önceden çamaşır makinesi mi varmış? İnsan pis midir ki giydiği pislensin? Bence gayet temiz. Bir kıyafet 3 ay giyilebilir. Kurtlanmadığı sürece. Çamaşır şey diyorlar, bulaşık makinesi. Hiç gerek yok bulaşık yıkamasına. Sonuçta geçen öğünden kalan da yemek. Bu öğün koyduğun da yemek. İkisini beraber yersen daha fazla protein ve vitamin alırsın. Televizyon izlemeyi ver. Önceden televizyon... Böyle çözeceğiz sorunları arkadaşlar. Başka bir çözüm yok. Şeye döndü. Bir tane vardı ya. Belçikalı mı ne? Bir tane... İşte yurt dışından buraya gelen bir vatandaş, röportajda soruyorlardı, şey diyordu, yemeyin, içmeyin, domates pahalıymış, yeme domates, yumurta pahalıysa yumurta da yeme, boh ye falan yapıyordu, ona döndü yani. Yazar kasalar da fırlattılar yöneticilerin başlarına ama maalesef yani bu kadar zor acı dönem acı reçeteler görmemiştik. Şu anda emekli ne biliyor musun? Emekli ölmüş insandık. Ben istiyorum ki bir insanla karşılaştığım zaman halini hatırını sorayım. Ona tatil konuşayım. Onunla güzel şeyler konuşayım. Dert anlatıyorlar. İnsanlar olmuş dert küpü. Böyle bir şey olmaz. İyi kötü bir emekli maaşım var. Yandan işler almaya çalışıyorum ama onunla o bile yetişmiyor. Vatandaşın içinde olsalar bizim feryadımızı veya bir vatandaşın feryadını duyarlar. Siz komşunuzun sesini duymadığınız sürece ne yaptığını bilemezsiniz. Yani eğer sesi geliyorsa sorarsınız. Şu an hükümet hiçbir şekilde vatandaşın ne yaşadığını, ne yediğini, nasıl ısındığını, hiçbir konuda bilgisi olmadığını tahmin ediyor. Bu yüzden diyorum ben. Mesela diyorlar ya abi çözerse yine bunlar çözer. Bir sürü hiçbir şey çözemezler. Çözemezler dememin sebebi de bir, 20 yıldır yaşayıp görüyoruz. İkincisi, bir problemi çözebilmek için önce problemin var olduğunu kabul etmek gerek. Bakın, ne yaparsın? İlk adım amına koyayım. Yani çok zor bir şey de değil. Bir problemi çözmek istiyorsan önce problemin varlığını kabul edeceksin ki çözüm üretebilesin. Adamlar problemin varlığını kabul etmiyor. Yoksulluğu kabul etmiyor. Zamların zamcık olduğunu, zam olmadığını düşünüyor. Ekonomik bir sıkıntının, problemin var olmadığını, Türkiye'nin refah içinde yaşadığını söylüyor ve düşünüyor. Bu yüzden buna herhangi bir çözüm getirmeyecekler. Çünkü adamlar için bir sorun, sıkıntı yok. Sorun olarak görmediği bir şeye nasıl çözüm getirebilir? Ay. Diyorum. Ve durumunun çok iyi olduğunu gözleri gülerek anlatan bakanlarımız var. Gözlerimle bak, görüyor musunuz? Rakamsal bir şey vermiş. Rakam ben mi? Vermeyeyim şimdi. Ama çok çok iyi. Ya Gülçin'im gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ben çocuklarım için, gelecekleri için kaygılıyım tabii ki. Hele bu devirde. Ne görüyorsunuz? Bir sanayinin içinde küçük bir bakkalımız var. Oğlumla birlikte çalışıyorum. Her gün zamlarla karşılaşıyoruz. Her gelen ürün zamlı. Artık biz fiyatları ezberleyemiyoruz. Bir müşteri bir tane bisküvi alsa gidip rafa bakıyoruz acaba kaç liraydı diye. Bu zam yağmuru ne zaman dinecek? İnsanlar bekliyor ama yani bilmiyorum, hepimiz bir karamsarlık içerisindeyiz. Gerçekten hepimiz çok etkilendik. İnsanlar, herkes bin dokunsanız bin ah işliyor. Ben emekli olmak ne demek? Bir rahatlamak demek değil mi? Başka şeylerle ilgilenmek demek falan. Ben istemem mi ya? Gezeyim oraya buraya. Ben de oltamı alayım gideyim bir yerde. Ki olması gereken o emekliyken. Yani adam 60 yıl çalışmış. Anasını satayım. Rekiz adam. Teşekkür ederim mesele için. Adam 60 yıl çalışmış. Artık emekli olduğumda gidip bu adamın ben işte dünyanın çoğu yerinde özellikle refah olan ülkelerde emeklerin yaptığı gibi gezmem, dolaşmam, hayatımın son kısmında en azından kendimi doyurmam lazım diye düşünmesi gerekirken ikinci işe çıkıyor bizim emeklilerimiz maalesef. İkinci iş arıyor, üçüncü iş arıyor. Sen kimin itisin yayıncı ona söyle hele. Vallahi kimsenin iti değilim. Sana bunu düşündüren ne oldu? Yani burada herhangi bir parti propagandası yok. Herhangi bir partiyi abi şu çok iyi falan övmece yok. Sadece kötü durumdaki insanlar ve bunlar gerçek hayatlar Enes. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden bilir değil. Aşksız Adem hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Bugünlerde bol bol okuduğum bir Yunus Emre dörtlüğü. Enes.
Oradaki hayvan hakaret anlamında hayvan değil. Yani ruhu olmayan, vicdanı olmayan insandan geriye ne kalır? Beden, bir hayvan kalır yani, bak. Bunu söylüyor. İyi de söylüyor. Severim. Oku arada Yunus Emre. Devam edelim. Tatayım şunu bunu. Yok. Çalışmak. Yetiyor mu? Yetmiyor. Ve ben çalışacak durumda değilim artık. Emeklinin yaşama hakkı yok mu? Evinde oturmaya hakkı yok mu? Yok. Ah işte bütün dert o. Benim torunum bayramda gelir bir kuruş para veremem. Torunlar para verilmez mi? Evlatlarım gelir biz yemek Enes, yemeyiz. Enes deden sana para veremeyecek Enes. Deden bayrama gideceksin, elini öpeceksin, bakacaksın böyle. Deden diyecek ki ne bakıyorsun amına koyayım. Maalesef. Yani bana sinirlenme sebebini körü körüne bağlandığın siyasi düşüncelerin olarak gözümün önüne getiriyorum da. Hadi onu bir köşeye koy. Bu durumu hepimiz yaşayacağız. Yani ekonominin kötü olması sadece bu amcayı etkilemiyor. Beni de etkiliyor, seni de etkiliyor, senin dedeni de etkiliyor. Anneanneni de etkiliyor. Benim anneannemi de etkiliyor. Hepimizin ortak problemi aslında Enes. Videoları nerede bulabilirim? YouTube kanalında bulabilirsin. Purple Beast YouTube. Det alamaz mıyım? Aha. Alamıyoruz işte. 65'e doğru geliyorum. İnan çocuklarım için çalışıyorum. İnan yani. Bunlar hoş şeyler değil. Böyle devlet yönetimi olmaz. Bunların hepsine temelden bir çare bulmak lazım. Birçok ülkeye üzülüyorduk. Onlar şimdi bizim durumumuza üzülüyorlar. Dışarıdan bakıyorlar diyor. Koca Türkiye şu hale gelmişti. Bana 3 milyar veriyorsun. Öbür taraftan %200, %300 zam yapıyorsun. Maaşımız bize yetebilsin. En azından alabileceğimiz şeyleri alabilelim. Hani böyle uzaktan da bakmayalım bazı şeylere. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ekonomi istikrar işi. Ekonomi... Centinius demiş ki abi bak, peder bana 2019'da son kasa 320 iyi BMW aldı. Pedere bak amına koyayım. 380 bine aldık. 520'ye sattık. Şu an 1 milyon lira. Evet. Ah, kalbim ağrıyor la, şaka değil. Ne oldu lan? İnme iniyor sanırım. Beklenti işi. Yukarıdakilere ekonomi de vicdan merhamet işi versin kurban olduğum Allah. İnsaf versin. Birazcık yukarıdan tepeden bakmasınlar da şöyle aşağıdaki insanları görsünler. Buranın yeraltı, yerüstü zenginlikleri, insan kaynakları 400 milyon Türk'ü zengin besler. Ama hala köprü altlarında acından ölen insanlarımız var. Emeklimiz, dulumuz, fakirimiz, fukaramız. Türkiye'de sıradan bir bakkalı, bakkalı diyorum, işini bilen bir bakkalı getirin, Türkiye'nin başına koyun, inan bundan iyi yönetir. Bana kimse iş verir mi? Var mı böyle bildiğiniz bir yerde ben de çalışayım? Varsa çalışayım. İş var diyorlar ya, varsa çalışayım. Her geçen gün ekonomik model getirip de bizleri kandırmasınlar. Doğru, Avrupa bizi kıskanıyor. Doğru. Herhalde çözüm belki sandık olabilir. Belki mi? Ne demek belki amca? Artık yani, hani bu çok açık bir şey değil mi? Lazım. Sandık en güzel sonucu verecektir. Halka kulak vermedikleri sürece çözümlerin de olması mümkün değil. 20 sene ben bu AK Parti'ye oy veriyorum. Diğer sıkın olsun. Ama bundan sonra kesinlikle mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Vermeyeceğim yani. Vermem de, çevremdekilere de verdirmem de. Mutfağımı çok şekilde etkiledi. Yani alabildiğim bazı şeylerin çoğunu alamadım mesela. zarardan dönmüş en azından. Bütçeyle geçiniyoruz. Çünkü yarısını elektriğe ver, yarısını benzine ver, yarısını mutfağa harcadığın zaman zaten kendine hiçbir şey kalmıyor. Hele giysiye hiç geçmiyorum. Çünkü onu arkaya attık. Evet, önceliğimiz geçinmek. Elektrikte, doğalgazda, benzinde, gıda ürünlerinde her şeyde zam var. Zamı olmadığı bir yer yok ki. Yakında nefesimizde bile olacak. Şunu da söyleyeyim. Ben bir AK Partiliyim. Gözüm kapalı da olsa ben Tayyip. Bilerek yapıyorlar oğlum. Hayır, akli dengemizi yitirelim diye kurulmuş bir tuzak bu amına koyayım. Bakın şu an, bence şu an bir simülasyonun içindeyiz. Bilim adamları nasıl tepki vereceğimizi izliyor. Ve akli dengemizi yitirirsek onlar kazanacak. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Sinirim bozuldu ya.
diyeceğim gerçekten birazdan çok sinirim bozuldu. Bu gerçek. Joker'e dönüştürdü amına kodum. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ne yaşıyoruz biz? Ne yaşıyor? Bu ne? Yahu aklı dongunu yitireceğim. Kadın ülke 5 saattir ülkenin ne kadar kötü durumda olduğunu, ekonominin ne kadar boktan olduğunu anlattı ve en son gelip ben AK Partiliyim dedi. Ya o hangi parti olursa olsun seni kötüye götürüyorsa, ülkeyi kötüye götürüyorsa artık bu kadar elbise alamayıp gece ısınamıyorum, çocuğumun evine gidiyorum diyecek durumdaysan o topluluğu neden desteklersin ya, adı ne olursa olsun, deli misiniz? Ne alıyorsun abi karşılığında? Delireceğim, gerçekten delireceğim. Ya teyze git vallahi bak. Şeyde zam var. Zamı olmadığı bir yer yok ki. Yakında nefesimizde bile olacak. Şunu da söyleyeyim. Ben bir AK Partiliyim. Gözüm kapalı da olsa ben Tayyip'ten asla vazgeçmem bir kere. Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar arkasındayım yani. Büyük şeyler yaptı, başardı. Okey. Yani sürün teyze. Tövbe estağfurullah. Yani bu benim isteğim değil senin için. Senin için arzum kesinlikle bu değil. Bunu hak ettiğini de, özellikle o yanındaki iki çocuğun bunu hak ettiğini kesinlikle düşünmüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Eğer bu haldeyse ve bunu istiyorsa, ben bunu destekleyeceğim diyorsa, yani bu kadın üstüne kıyafet bulamasa da bunu kendi arzusuyla yapmış olacak. O yüzden söyleyecek hiçbir şeyim yok. Açlıktan ölse de aynı şey. Yani maalesef, çünkü kendi istiyor bunu. Yani bu teyze bugün açlıktan ölürse bunun adı intihar olur arkadaşlar. Aa bak, bilmem ne sebeplerden ötürü öldü değil. Bunun adı intihar olur. Çünkü kadın, evet, çok zor durumda olduğunu söylüyor. Umarım bu problemleri çözülür. Ama bundan memnun olduğunu ve bunu destekleyeceğini belirtiyor. Oh, okey. Yani ne diyeyim? Hay anasını ya. Bu ne ya? Oğlum bu çok kötü. Allah'ım ne olur bir gün böyle bir şeye dönüşmeyelim. Yani ne olur ya Rabbi, ya Resulallah. Allah'ım asla herhangi bir fikir için bu duruma düşürme beni, ne olur. Amin. Amerika'da mıydı, neredeydi, bir yerde bir toplantısı vardı, One Minute dediği. Zaten o sözüyle bizi bitirmişti. Evet abi. Aman. Erdoğan One Minute, soframda hiçbir şey yoktu. Sofra kurak bir çöl gibiydi. Erdoğan televizyona çıktı ve One Minute dedi. Oo, o da ne amına koyayım. Sofrada bir anda kuş sütleri, etler, bilmem neler, şunlar bunlar. Erdoğan One Minute dedi. 14 aydır ödemediğim elektrik faturam kendi kendiliğinden ödenmiş. Yani Erdoğan'ın One Minute demesi müthiş. Çok iyi. Süper. Çok iyi. Daha iyi olamazdı. Reis One Minute ya. Hepsi öyle değil. Hepsi bu kadar. Bir tanemiz. Yeni konumuz. Gülşen'in donu. Hayır. Söylemedim. Yani Ankara'da, en azından Türkiye'de de genel olarak durumun ne olduğunu gözler önüne sermiş. Nevşin Hanım'ın ekibine de teşekkür ederiz. Güzel iş olmuş. Ben dediğim gibi, ben yani televizyondansa bu tarz işlerin gerçekten insanların sesini duyurmak için önemli olduğunu düşünüyorum.